6. ünitenin son bölümüne geldik. Komşuluk. Bakın ne demiştik? Aile, arkadaşlar ve şimdi komşuluk diyoruz. Komşularla ilgili bazı burada deyimlerimiz var. Önce fiillere ve cümlelere bakalım. Komşu olduk olalı, mezun olduğumuzdan beri gideli. Cümleler: onlarla komşu olduk olalı birbirimizi kırmadık. Amerika'ya gideli ondan hiç haber alamadık. Mezun olduğumuzdan beri her ay toplanıyoruz. Bakın bunlar aynı manada olan 3 tane zarf fiilimiz. Aslında hepsi aynı fakat sadece şekilleri farklı diyoruz. Şimdi hazırlık çalışması bölümüne bakalım. Diyor ki komşulukla ilgili ne var burada bakın. Komşulukla ilgili bazı atasözleri var. Atasözleri nedir? Atasözleri bir durum ya da bir olayla ilgili Türkçedeki kalıp cümlelerdir. Ve bakın zaten bunların hepsi birbirinin nedir? Birbirine benziyor. Kalıp cümlelerdir. Biz bunları değiştiremeyiz. Bunlar sabit, çoğu zaman mecaz manada cümlelerdir diyoruz. İşte bunları şimdi beraber yapalım. Mesela bir diyor, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Hangisi olabilir? Burada A'dan E'ye kadar bir sürü açıklama var. Hemen yapıyorum. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşular en küçük şey için bile birbirlerine muhtaçtırlar. O zaman 1, E yazıyorum. Şöyle şurayı silebilirim. 2, komşuda pişer, bize de düşer. Ne olabilir? Yakınlarımızın kazancından biz de yararlanabiliriz. O zaman ben 2, A diyorum. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Bu ne olacak? Şöyle. Ne yapabiliriz hemen? Başka bir kimsenin malı bize daha değerli görünür. Şöyle C yazıyorum. 4. Gülme komşuna gelir başına. Ne olabilir? Birinin problemlerinin aynısını sen de yaşayabilirsin. Ç yazıyorum. Ve zaten bir tane kaldı, iki tane kaldı. Hayırlı komşu, hayırsız akrabadan daha iyidir. Ne olacak? İyi komşu ve dostlarımız, ilgisiz akrabalarımızdan bize daha yakındır diyoruz. Son cümlemiz, hayır dile komşuna, hayır dile, hayır gele başına. Ne olacak? Sen başkaları için İyi şeyler dile ve yap ki başkaları da senin için iyi şeyler dilesin, yapsın. Ne olacak yani? 6, B diyoruz. İşte bu şekilde komşulukla ilgili atasözlerini eşleştirdik. Bakın atasözleri mecaz manadaki kalıp cümlelerdir. Ve burada sadece komşuluk değil, komşular, akrabalar, arkadaşlar, diğer insanlar için de düşünebilirsiniz diyoruz. Şimdi bakalım okuma metninde komşulardan bahsetti. Diyor ki komşuluk ölüyor. Şimdi eskisi kadar komşuluk artık hayatımızda var mı? Yok. İşte metinde bundan bahsetmiş. Eskisi gibi komşularımızla samimi değiliz. Bir alakamız, muhabbetimiz yok. Peki neden? İşte cevabı bu metinde. Okuma metnini yüksek sesle okuyun, ses kaydı yapın ve bize gönderin. Biz de bakalım doğru mu yanlış mı telaffuzunuz, karar verelim. Metini okuyun. Daha sonra şurada metinle ilgili bazı sorular var. Bu sorulara cevap verin, fotoğrafını çekin, bize gönderin. Aşağıda bazı ne var bakın burada? Bazı kelimeler var. Bu kelimelerin de anlamını sözlükten, internetten ya da tahmin ederek bulun ve fotoğrafını çekin, bize gönderin diyoruz. Şimdi bakalım aşağıda dil bilgisi bölümüne. Bakın ne demiştik?
dil bilgisi bölümünde 3 tane zarf fiil var. Fakat bu zarf fiillerin hepsi aynı manada, aynı vazifede diyorum. Yani bunların hepsi birbirine eşit. Hepsi aynı. Sadece şekil farklı. Peki o zaman bakalım neden kullanıyoruz bu zarf fiili? Diyor ki cümledeki eylemin, fiilin başlama zamanını ve devam ettiğini anlatır. Yani cümlede bir fiil var. Bu fiilin başladığı zamanı ve devam ettiğini, bu aynı fiilin devam ettiğini gösterir. Şimdi örnek demiş, okul başladığından beri Arzu'yu görmedim. Arzu benim arkadaşım. İşte okullar ne zaman açıldı? Şimdi şöyle düşüneceğiz. Okullar ne zaman başladı? Diyorum ki Eylül. Bakıyorum şimdi Eylül'den şimdiye kadar bu zaman, bakın şuradaki zamanı anlatıyorum. Eylül'den, Eylül ayından şimdi olan zamana kadar ben Arzu'yu görmedim. Ne oldu bakın? Bu zamanı anlatmak için biz ne kullanıyoruz? D'ından beri D'ı alı ve D'ı alı eli şeklini kullanıyoruz. Yani bir durumun başladığı zaman ve şimdiye kadar olan zamanı anlatıyorum. Şimdi örnek vereyim. Diyorum ki şöyle bir cümle. Ne demiş mesela? Evlendiğinden beri. Evlendiğinden beri onu aramadım. Şimdi arkadaşım evlendi ve ne diyorum? Ne zaman evlendi? Mesela işte 2 ay önce. Diyorum ki evlendiğinden beri, yani bu tarihten şimdiye kadar olan zamanda ben arkadaşımı aramadım. Evlendiği tarihten şimdiye kadar olan zamanda ben arkadaşımı aramadım. İşte buradaki dığından beri, bakın birinci şeklimiz şöyle 1, 2 ve 3 diyelim. Zaten hepsi aynı dedi. Peki aynı cümleyi bütün bu 3 şekilde yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Çünkü zaten ne dedim? Aynı manada dedim. Peki aynı cümleyi yapıyorum. Şöyle tekrar yazayım. Bakın dedim ki evlendiğinden beri, evlendiğinden beri onu aramadım. Onu aramadım. Bu birinci şeklimiz. Bakalım birinci şekil ne diyor? Fiil, fiilden sonra dığından beri. Fiil ne? Evlen, evlenmek. Peki ne yaptım? Dığından beri. İkinci şekilde yapıyorum. Evleneli onu aramadım. Bakın burada da yine fiilimiz ne? Evlen, evlenmek. Sadece ne var? Fiil, fiilden sonra alı ya da eli lazım olursa kaynaştırma kullanıyoruz. Evleneli, bu da ikinci şeklimiz. Onu aramadım. Üçüncü şekilde yapalım. Aynı cümleyi yapıyorum. Evlendi, evleneli. Bakın şöyle. Evlendi. Aynı fiili tekrar ediyorum bakın. Fiili tekrar ediyorum. Evlendi, evleneli. Onu aramadım. Şimdi cümle nasıl oldu? Üçüncü şekil bakın. Fiil ne? Evlen. Sonra ne diyor? D, di, du, dü de olabilir. Evlendi, tamam. Sonra aynı fiili, bakın aynı fiili tekrar ettim. Sonra ne var? Alı, eli. Yani bu üçüncü şekil biraz bu iki kuralın beraber haline benziyor. Evlendi, evleneli. İşte bizim kuralımız nerede? Şurası. Evlendi, evleneli. Onu aramadım. Peki neden kullanıyoruz dedik? Bakın cümledeki fiilin başladığı tarih ve
şimdiye kadar olan tarihi anlatıyorum. Evlendi, evleneli. Evleneli, evlendiğinden beri. Peki 3 tane şekil var. Hepsi aynı dedim. En çok Türkçe'de hangisini kullanıyoruz? Tahmin edin hangisi? Tabii ki birinci şekil. Evlendiğinden beri. Bakın Türkçe'de en çok birinci şeklimizi kullanıyoruz. En çok birinci şeklimizi kullanıyoruz dedik. Şimdi cümlelere bakalım. Okul başladığından beri Aslı geldi geleli, İstanbul'a geleli her gün çalışıyorum. Şöyle tahtamızı silelim. Aynı dedik. Şu cümlelere bakalım. 1, 2, 3 diyelim. Okul başladığından beri. Bu 1. Aslı geldi geleli. Bu neydi? 3. kuralımız değil mi? Geldi geleli bu 3. İstanbul'a geleli. Bu da 2. kuralımız dedi. İşte örnekler bu şekilde. Şimdi aşağıda şurada bazı şöyle göstereyim. Bazı cümleler var. Şimdi bu cümleleri nasıl yazacağız? Şöyle tahtayı sileyim. Bu cümleleri nasıl yazacağız? Dığından beri ya da dı alı ya da sadece eli alı. Yani şuradaki zarf fiillerimizle tekrar yazacağız bu fiillerimizi dedik cümlelerimizi. Bakalım. Okul tatil olduğundan beri beni aramıyor. Okul tatil olduğundan beri. Zaten burada birinci kural var. Değiştirelim. İkinci kurala göre yazalım. Ya da üç. Ben üçüncü kurala göre yazmak istiyorum. Okul tatil oldu olalı beni aramıyor. Okul tatil oldu olalı beni aramıyor. Evlendiğinden beri onu görmedim. Yine dığından beri var. Değiştirelim. Evleneli onu görmedim. Ya da evlendi evleneli. Ben ikinci kural, üçüncü kurala göre yapıyorum. Evlendi evleneli onu görmedim. Yola çıktığımızdan beri hiçbir şey yemedik. Yine birinci kural var. Ben ikinci kurala göre yapmak istiyorum. Yola çıkalı bir şey yemedik. Bu da olur. Ameliyat olduğumdan beri çok kilo verdi. Ameliyat olalı ikinci kural çok kilo verdin ya da oldun olalı çok kilo verdin. Kaza haberini duyduğundan beri çok üzgün. Kaza haberini duyalı çok üzgün ya da duyalı çok üzgün. Ben buraya geldim. O zamandan bu yana Arapça konuşmadım diyor. Bakın burada da hiçbir kural yok. Peki hiçbir kural yoksa nasıl yapacağız? Ne dedim? Türkçe'de en çok birinci şeklini tercih ediyoruz. O zaman birinci kurala göre yapmak istiyorum. Ben buraya geldim o zamandan bu yana. Bakın ne yapıyorum? Ben buraya geldiğimden beri ne yapacağım? Ben buraya şöyle hemen yazayım. Ben buraya geldiğimden beri Arapça konuşmadım. Konuşmadım. Ülkesine döndü. Arkadaşımı bir daha görmedim. Yine aynı. Ülkesine diyorum ki döndüğünden beri. Yani yine birinci kural. Döndüğünden beri arkadaşımı bir daha görmedim. İşte bu şekilde yazıyoruz. Ne diyorum? Ülkesine. Hemen bunu da dahil edeyim. Ülkesine. Ülkesine döndüğünden beri arkadaşımı bir daha görmedim. 8. Oğlum o filmi seyretti.
o zamandan beri her şeyden korkuyor. Bakın fark ettiniz mi? Cümleyi değiştirdiğimizde o zamandan bu yana bu kelimeleri dahil etmiyoruz. Bakın bunu dahil etmedim. Şimdi bunu da dahil etmeyeceğim. Oğlum o filmi ne diyeceğim? Seyrettiğinden beri, bakın bunu yine yazmıyorum, o zamandan bunu yazmıyorum, seyrettiğinden beri her şeyden korkuyor. Korkuyor. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi devam edelim diğer cümlelere. Siz de bunları yazabilirsiniz. Ne yapıyorum bakın burayı unutmayın. O zamandan bu yana bu cümlelere dahil edilmeyen kelimeler var. Bunları dahil etmiyoruz. Peki 9 ve 10. cümlelere bakalım. Şöyle siliyorum. 9 ve 10. cümlelere bakalım. Masaya oturdu. O zamandan beri gevezelik ediyor. Gevezelik ediyor ne demek yani? Çok konuşuyor. Boş yere konuşuyor demek istiyoruz. Masaya oturduğundan beri bakın yine burayı o zamandan bunu yazmıyorum. Masaya oturduğundan beri gevezelik ediyor. Demir evlendi. O zamandan beri evine erken geliyor. Yine değiştiriyorum. Demir evlendiğinden beri evine erken geliyor. Bakın yine o zamandan kelimelerini cümleye dahil etmiyoruz. İşte bu şekilde yapıyoruz. Bu zarf fiilimizi dedik. Üçü de aynı manada, aynı vazifededir. Sadece şekil farklıdır. Hangisini istiyorsanız yapabilirsiniz. Fakat ne dedim? Türkçe'de en çok birinci halini tercih ediyoruz. Birinci hali neydi bakın? Şurası. Dığından beri en çok bunu tercih ediyoruz. Peki şimdi dinleme metnimiz var. Dinleme metnimizde diyor ki komşularımız. Bakın dinleme metni için bizimle iletişim kurun ve sizlere dinleme metinlerimizi gönderelim. Dinleme metnimizde komşularımız dedik. Komşularımızdan bahsediyoruz. Metinle ilgili 10 tane cümle var. Doğru yanlış cevap vereceksiniz. Cevap verin ve fotoğrafını çekip bize gönderin diyoruz. Yazma bölümünde ve konuşma bölümünde de bazı sorular var. Diyor ki ülkeler arası komşuluk sözünden ne anlıyorsunuz? Devletinizin komşu ülkelerle ilişkileri nasıl? Bunlardan yani bu sorulara cevap vererek bir metin yazın ve fotoğrafını çekip bize gönderin diyorum. Konuşma bölümünde bir soru var. Diyor ki sizin ülkenizdeki komşuluk ilişkileri nasıl? İyi mi, kötü mü? Eskiden nasıldı, şimdi nasıldı? Siz buradaki soruları evinizde herhangi biriyle diyalog, sohbet ederek ses kaydı yapın ve bize gönderin. Biz de sizlere doğru mu, yanlış mı, telaffuzlarınızda problem var mı, bunların bilgisini verelim diyoruz. Bu şekilde dinleme, yazma ve konuşma bölümlerini yapabilirsiniz. Devam ediyoruz bakın. Kültürden kültüre bölümü var. Kültürden kültüre diyor ki misafir kültürü. Şimdi her milletin misafir ağırlama yani misafirlerde ikram yaptıkları durumlar farklıdır. Peki kimlerden bahsetmiş bu metinde bakın? Türklerden bahsetmiş, Japonlardan bahsetmiş ve İngilizlerden bahsetmiş. 3 tane farklı hatta en altta Araplardan bahsetmiş. 4 tane milletin misafir kültüründen bahsetmiş ve daha sonra da metinle ilgili şöyle 3 tane küçük soru var. İsterseniz bu metni de okuyabilirsiniz. Sorulara burada cevap verebilirsiniz diyoruz. Şimdi devam edelim. Neler öğrendik bölümüne bakalım.
Şimdi neler öğrendik bölümünde? Bakın 15 tane cümle var. Bu cümleleri biz nasıl da devamını yazacağız? Önce ince, mazmez, dı alı ya da alı eli, dığından beri şeklinde devamını yazacağız. Peki yazalım. Yani öğrendiğimiz bütün zarf fiilleri içine dahil edeceğiz. Dahil edelim. Diyorum ki hediyelerine ne yazacağım devamını? Hediyelerine bak, onu hatırlıyorum. Ne diyeceğim? Hediyelerine bakınca, hediyelerine bakınca onu hatırlıyorum. İstanbul'a bakın gel gel demiş. Demek ki iki fiil var. Yani aynı fiili tekrar etmiş. O zaman ne diyeceğim? İstanbul'a ne diyeceğim? Geldi geleli çok çalışıyor. 3. Evden çık çık yağmur başladı. Çıkar çıkmaz değil mi? Evden çıkar çıkmaz yağmur başladı ve hemen çamaşırları toplamak için eve döndüm. 4. Eve gel hemen yemek hazırlamaya başladı. O zaman diyorum ki eve gelince hemen yemek hazırlamaya başladı. 5. O kitabı oku oku. Bakın yine iki fiil var. İki fiil varsa ne düşüneceğiz? Önce mazmez ya da belki dı alı şeklini düşünebiliriz. Cümleye göre karar veriyorum. O kitabı oku oku etkisinden kurtulamıyorum. Yani okudum okuyalı. Yani okuduğumdan beri demek istiyorum. O kitabı okudum okuyalı etkisinden kurtulamıyorum. 6. Köpek kediyi gör gör havlamaya başladı. Görür görmez hemen hızlı çabuk görür görmez havlamaya başladı. 7. Köşeyi dön dön yine demek ki onunla burun buruna geldik. Yani yani yine hemen çabuk acele. Ne olacak? Döner, dönmez. 8. Müdür sinirlen, yanına kimse yaklaşamaz. Sinirlenince diyoruz. Sinirlenince yanına kimse yaklaşamaz. Peki 9. Akşamları iyi uyu. Ertesi gün başım çok ağrıyor. Burada bir olumsuzluk var. İyi uyumayınca, akşamları iyi uyumayınca ertesi gün başım çok ağrıyor. Peki nereye geldik? 10. Odama birileri girip çıkınca dikkatim dağılıyor. 11. Kaza yap, araba kullanmaya korkuyorum. Kaza yaptım, yapalı, araba kullanmaya korkuyorum. 12. Geçen haftaki yemeği Merve'ye haber vermeyince, çünkü devamında biraz olumsuzluk var. Merve bize biraz kırılmış. Kırılmak nedir? Üzülmüş. Merve'ye haber vermeyince Merve bize biraz kırılmış. 13. O yemeği ye ye midemde bir yanma yani rahatsızlık başladı. Ne diyorum? O yemeği yer yemez midemde bir yanma başladı. 14. Onunla konuş tüm gerçekleri öğrendim. Onunla konuşunca tüm gerçekleri öğrendim. 15. Yaşlı kadın yanıma otur otur hep gelinini, torunlarını anlatıyor. Yanıma oturur oturmaz olur mu? Oturdu oturalı. Bakın yanıma oturdu oturalı hep gelinini, torunlarını anlatıyor dedi. İşte birinci bölüm bu şekilde 15 tane cümleyi yazdık. Siz de
Bu şekilde takip edebilirsiniz, kitaplarınıza yazabilirsiniz. Aşağıdan devam edelim bakın. Bir de neyi öğrenmiştik 6. ünitede? İşteş fiilleri öğrenmiştik. Şimdi burada bazı normal cümleler var. Biz bu cümleleri işteş fiille tekrar yazalım. Mert, Meltem'e bakıyor. Meltem, Mert'e bakıyor. Yani bakmak fiilini iki kişi beraber yapıyor. O zaman fiilimiz ne olur? Bakışmak. Bakışmak değil mi? O zaman diyorum ki Mert ve Meltem bakışıyor. Bakın fiilimiz ne? Bak, ış, iş, uş, üş, hatırlayın. Zamanımız zaten belli, şimdiki zaman. Bakışıyor, bir de şahıs yazalım. Lar, onlar. Mert ve Meltem bakışıyorlar. İki, Funda Hakan'a mektup yazıyor. Hakan Funda'ya mektup yazıyor. Yani mektup yazmak fiilini iki kişi yapıyor. O zaman mektuplaşmak yazalım. Funda ve Hakan mektuplaşıyor diyeceğiz değil mi? Mektup, isimler için laş leş hatırlayın. Mektuplaşıyorlar. Şahısımızı da hemen dahil ettik. İsterseniz şahıs yazmanıza gerek yok. Çünkü zaten belli. Funda ve Hakan, Mert ve Meltem. Yani bakışıyor ya da mektuplaşıyor. Sadece bu şekilde de yazabilirsiniz. 3. Zeynep Levent'e telefon ediyor. Levent Zeynep'e telefon ediyor. Yani telefonlaşmak fiilimiz. O zaman yazıyorum. Zeynep ve Levent ne diyeceğim? Telefon. Bunu fiil yapalım. Telefonlaşıyor. Var. Bakın zamanımız burada belli olduğu için yor yazdım. Ama zamanı tabii ki değiştirebilirim. Ki bakın burada değiştirmişiz. Devam edelim. Işıl İrem'i kucakladı. İrem Işıl'ı kucakladı. Yine kucaklamak yani sarılmak fiilini iki kişi yapıyor. O zaman yazıyorum. Işıl ve İrem ne diyeceğim? Kucaklaşıyor yazmamalıyım çünkü geçmiş zaman burada zamanımız belli. O zaman diyorum ki kucaklaştı. Bakın hemen zamanımı yazdım. Geçmiş zaman oldu. Peki 5. Kadir Fırat'a hediye aldı. Fırat Kadir'e hediye aldı. Diyorum ki Kadir ve Fırat ne yapmış? İkisi birbirine hediye almış. Yani hediyeleşmek. Bu da yeni bir kelimemiz. Diyorum ki Kadir ve Fırat hediye bir isim. Leş yazdık. Çünkü hediyeleşmek yeni bir işleş fiilimiz oldu. Geçmiş zaman hediyeleştiler. Cem şaka yaptı. Bütün arkadaşları hep beraber güldü. Diyorum ki Cem şaka yaptı. Bütün arkadaşları hep beraber gülüşmek olacak değil mi? Gülüş, bir de geçmiş zaman diyorum ki gülüştü. Cem şaka yaptı. Bütün arkadaşları hep beraber gülüştü diyorum. Şimdi son cümleyi de bakalım. Derya ile Elif buluştular. Birbirlerine dertlerini anlattılar. Yani Derya derdini anlattı, Elif derdini anlattı. Neydi? Dertleşmek. Derya ile Elif buluştular, birbirlerine dertleştiler olmaz. Birbirleriyle, şurayı değiştiriyorum. Birbirleriyle ne diyeceğim? Dertleştiler. Çünkü bu anlattılara gerek yok. Birbirleriyle dert isim. Dertleştiler diyorum. İşte bu şekilde ikinci bölümde ne yaptı? Bakın normal cümleleri işteş fiille yaptık. Bu şekilde bakın biz B1'in 6. ünitesini ve yani B1'i bitirmiş olduk.
B1 bu şekilde bizim için bitti. 6 ünitemizi bitirdik. Ve ne diyoruz? Geçmiş olsun. B2'de yeni konularımızda, yeni ünitelerimizde görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.